Necmiye Alpay, hoş geldiniz yayınımıza. Sevgili hocam, gerçekten bir karışıklık var son zamanlarda hükümetin kullandığı dilde. Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayalım isterseniz önce. Neden anlaşılamadı Erdoğan'ın açıklaması? Sanıyorum yeterince net ifade etmek konusunda dikkatli davranmıyorlar. Yeterince net olması için daha açıklayıcı sözcükler eklemek lazım cümleye. Yani yapılabilir, yapılamaz şeklindeki ayrımları, neyin yapılabilir, neyin yapılamaz olduğu şeklindeki ayrımları daha net yerleştirmek lazım. Yani felsefi açıdan bakarsak Erdoğan'ın ve işte bakanın açıklamalarında bir yanlışlık yok. Fakat o cümleler verileri bir şekilde bilen insanlar için açık. Evet, ama bizler gibi dışarıdan bakan kişi için yeterince açık değil. İki türlü de yorumlanabilecek cümleler. Dolayısıyla karışıklık oradan kaynaklanıyor sanırım. Hocam, bu sadece Erdoğan'ın açıklamalarında yoktu. Bahçeli'nin açıklamalarında da bir karmaşa söz konusu. Hatta geçen hafta istifasını veren Berat Albayrak'ın açıklaması da çokça tartışıldı. Şimdi buraya biraz daha derinden bakalım isterseniz. Siz yeterince net olmadığını, bu nedenle sıkıntı çıktığını söylediniz. Peki neden net değil? Hükümetin kafası mı net değil? Hükümetin kafası mı karışık? Ya da açıklama yapanların kendileri süreci yönetmede sıkıntı mı yaşıyorlar? Yoksa her şey net ama halkta böyle bir karmaşa, böyle bir algı yönetimi yapmaya mı çalışıyorlar? Nedir sizce? Yani ikisinde de doğruluk payı var sanıyorum bu söylediğiniz ihtimalleri. Bahçeli'yi izlemedim, tam olarak ne dedi bilmiyorum ama genellikle bu ifade konularında tabii eğer çok önceden titizlikle hazırlanmadıysa problem çıktığını görüyoruz. Belki kendileri de kararlı değiller. Belki bilinç dışı itirazlar var ki ifadelerine. Bunları bilmek zor. Tabii önceden çok iyi başkalarınca hazırlanmışsa eğer konuşma, görüyoruz değil mi? Bahçeli de Erdoğan da ekrandan okuyarak konuşma yapıyorlar çoğu zaman. Ve onlar aşağı yukarı herhalde profesyoneller tarafından düzgün bir şekilde hazırlanmış oluyor. Ve bu saatler kadar da doğrudan böyle hayatımızı ilgilendiren bilgiler değil. Daha çok siyasi ve genellikle çok yuvarlanmış ifadelerle, devletin öyle ifadeleri vardır yuvarlanmış. O ifadelerle konuşuyorlar. Dolayısıyla çok sorun çıkmıyor gündelik hayatta. Oysa saatler, yasaklar, kısıtlamalar söz konusu olunca iş tabii daha ciddiye biniyor ve orada çok net olmak lazım. Aslında Türkiye'nin çok net olması için yeterince kalıbı var. Onlara dikkat etmek ya da etmemek meselesi. Hem konuşucu açısından hem dinleyici açısından. Evet, dikkat etmeye ve net olmaya vurgu yaptınız. Peki hangi durumlarda bir konuşma net olur? Eskilerin bir sözü vardı. Al yarını mani, efradını havi diye. Şimdi bunu hiç anlamadınız tabii. Al yarını mani demek gereksiz fazlalıkların olmadığı bir söz, bir konuşma demek. Al yarını mani, efradını havi. Efradını havi ise gerekli bilgilerin hepsini içeren. Yani gerekli bilgi ne demek? Bizim net olarak anlamamız için muhatapların, yani halkın, dinleyicilerin söyleneni net olarak anlaması için gerekli olan cümle öğeleri. Diyelim ki saat kısıtlamasından söz ediliyor. O saatler bizim sokağa çıkabileceğimiz saatler mi, yoksa çıkmamamız gereken saatler mi?
Bunu net olarak söylemek mümkün. İşte bu kadar net söyleyebilirsiniz. Bu saatler arasında sokağa çıkılmayacak denebilir mesela. Bunun tabii birkaç çeşit imkanı var. Farklı kalıplarla, farklı cümle kuruluşlarıyla netliği sağlamak mümkün. Tıpkı aslında o sırada, yani konuşma sırasında kendini karşısındakinin yerine koymalı konuşan kişi. Hiç bilgisi olmayan birinin yerine koymalı. Acaba neleri söylemem gerekir net olması için? Bunu her insan, ortalama her insan kestirebilir. O saatte çıkmak ya da çıkmamak, Shakespeare'in dediği gibi işte bütün mesele. Ya da bir müessese için açık olmak ya da olmamak, kapalı olmak ya da olmamak. Bu kalıplar içerisinde ifade edilirse her şey netleşmiş olur. Çok teşekkür ederiz Sayın Necmi Yalpa yayınımıza katıldığınız için, görüşlerinizi, bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için. Sağ olun. Değerli izleyenler.